oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Bendeniz sunucunuz Cenk Tunalı. Neden sunucunuz diyorum? Çünkü bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Kendisi daha önce tiyatro kılçık bünyesinde yaratıcı drama dersleri aldı bizden. Çok başarılı bir öğrencimiz oldu. Ve şu anda Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görmeye devam ediyor. Havin Altun, hoş geldin. Hoş buldum. Böyle havalı bir giriş olsun istedim. Yüksek bir giriş olsun istedim. Tekrar hoş geldin. Sağ olsun beni kırmadı, Havin geldi. Bu arada biraz bugünden bahsetmek istiyorum. Bugün Havin'den çok önemli şeyler öğrenmeye çalışacağız. Yani Güzel Sanatlar Lisesi önceki durumu nasıldı, nasıl oraya girdi, oradaki dersler nasıl, nasıl bir eğitim görüyor. Bütün bu detayları soracağım, hiç merak etmeyin. Hemen bir başlangıç yapmak istiyorum. Öncelikle bu aralar eğitim hayatı nasıl gidiyor? Tabii pandemik şeylerden dolayı zorlu ama yine de iyi gidiyor. Yoğun birazcık bu sıralar. Herkesin öyledir bence. Güzel gidiyor ama biz eğleniyoruz okulda. Gayet eğlenceli. Güzel. Peki. Tekrardan hoş geldin diyorum. İyisin, her şey yolunda yani. Evet, özetle. İyiyim. Evet. Peki, o zaman sorulara başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde kaçıncı sınıfta okuyorsun? Lise 3. sınıfım ben. Lise 3'desin. Kaç yıl oldu eğitim almaya başlayalı? 3 yıl oldu. Son bir senem var. Son bir senen kaldı. Peki normalde çok merak ediliyor. Güzel Sanatlar Lisesi'ne bir oyuncu adayı girmek isterse bunu nasıl başarıyor? Önce başvuru yapıyorlar. Kayıt oluşturuluyor, başvuru kaydı. Ondan sonra sınava giriyorsunuz. Her okulun değişebiliyor sınavda talep ettiği şeyler. Pera için doğaçlama yapıldı. Şiir getiren olursa öğrenciler, şiir okuyan oldu, tirat oynayan oldu. Böyle. Peki hemen şunu soracağım. Mesela hocaların karşısına geçiyorsunuz değil mi sınavda? Evet. Hocaların karşısında size belli bir takım konular mı veriliyor? Şöyle bir doğaçlama yapılıyor. Evet, konu veriliyor. Konuya göre yine oyuncu da değiştirilerek, yani rol, birkaç rolde deniyorsunuz siz doğaçlamada. Sadece bir rolde oynamıyorsunuz. Değiştirerek sınavınıza girmiş oluyorsunuz. Peki doğaçlamayı o anda, her şeyi o evet, anda evet, oluyor. O anda. O anda sen bir hikaye buluyorsun. Evet. Tam bir doğaçlama oyunu oynuyorsun evet, aslında evet. Hocalara. Bunun dışında şiir şartı var mı, yoksa o an bir özel soru olarak mı geliyor? Şart değil. Önceden hazırlanmışsa dinliyorlar, bakıyorlar. Peki şimdi tirat dedin, normalde konservatuvarda, yani liseden mezun olduktan sonra özel yetenek sınavında, konservatuvarda da sorulan bir şey bu. Evet. Daha önceden tirat ya da tiratlar hazırlıyorsunuz. Bir komedi, bir dram oluyor. Burada da aynı koşul mu söz konusu? Benim girdiğim sene aynı koşul söz konusu değildi. Yani hazırlamış olursan yine aynı şekilde oynuyorsun. Hazırlamadıysan da yine o anki doğaçlamaya falan bakıyorlar. Peki, bütün bu oyunlar dışında özel bir mülakat ya da soru cevap bölümü oluyor mu? Oluyor. Neler soruyorlar? İşte bana sorduklarından yola çıkacağım. Neden Pera, neden tiyatro bölümü, daha önce tiyatro yaptın mı, nasıl keşfettin tiyatroya ilgili olduğunu gibi sorular. Tiyatro hakkında ne düşünüyorsun, evet, oyunculuk evet. hakkında ne düşünüyorsun? Yani temel sorular soruluyor evet. anladığım kadarıyla. Peki, şunu söyleyebilir miyiz? Yani tirat hazırlamak ya da şiir hazırlamak şart değil. Evet. Ama hocalar sorduğunda eğer böyle bir hazırlık varsa tirat oynamak ya da şiir okumakta bir avantaj sağlıyor mu öğrenciye? Sağlayabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü doğaçlamada ekip işi olduğu için özel olarak da izlemiş olabiliyorlar sizi. Yani değerli oyuncu adayları, eğer herhangi bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvuru yapıyorsanız ve sınava girme hakkı kazanıyorsanız mutlaka bir takım yedek parçalarınız olsun, bazı tirat çalışmalarını oraya götürün, hocalara gösterin, mümkünse bir şiir okuyun. Mutlaka bunun iyi bir avantajı olacaktır. Tabii ki öncesinde çok iyi çalışmanız şartıyla diyelim. Doğaçlama konusunda da ben eğitmen olarak burada sözü alayım. Hocalar sizden ne istiyorsa lütfen çok iyi dinleyin.
çok rahat, çok samimi bir şekilde oynamaya çalışın. Peki bu sınava aşağı yukarı senin döneminde kaç kişi girdi biliyor musun? Kalabalık değildi çok fazla. Çok fazla kişi girmemişti. Ama kazanamayanlar da oluyor. Kazanamayanlar da oldu. Evet. Yani bu çok da kolay bir konu değil o zaman. Yani evet. Hani sınava katılan bir takım öğrenciler de kazanamıyorlar. Evet evet tabii ki. Bir de bildiğim kadarıyla ki eminim sen araştırmışsındır diye düşünüyorum. Çok da fazla sayıda Güzel Sanatlar Lisesi yok sanırım. Yok yok evet. 3 ya da 4 tane olması lazım. İstanbul evet, içinde. Evet. Türkiye genelinde de sayıları çok kısıtlı evet. diyebiliyorum. Yani Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumak isteyen bir öğrenci varsa lütfen önceden çok iyi araştırma yapsın. Sen nereden nasıl buldun? Yani nasıl bir araştırma yapıp Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya karar verdin? Ortaokulun son sınıfında annemlerle birlikte tabii ki araştırmaya başlamıştık biz de. Zaten direkt internete yazınca da çıkıyor liseler, İstanbul içindeki liseler. İletişim numaraları oluyor. Arıyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz, sınav tarihini söylüyor size. Ona göre hazırlanıp gidiyorsunuz. Peki özel bir soru soracağım. Çok mu heyecanlıydın sınavda? Çok heyecanlıydım ya, çok heyecanlıydım. Gerçekten insanın eli kolu titriyor. Böyle ne diyeceğini bilemiyorsun. Bir de karşında çünkü dizilmiş jüriler oluyor. Aynı şekilde hani bir sınav da bu. Girebilecek misin, giremeyecek misin heyecanı oluyor. Öyleydi. Peki, şimdi biz şu anda bu çekimi bir sahne üzerinde gerçekleştiriyoruz. Orada da öyle bir ortam mı var? Yani hocalar evet. böyle karşıda duruyor, burada böyle bir takım ışıklar. Evet. Oyunlarını buradan mı oynuyorsun? Evet, zaten okulun içinde oluyor sınavda. Okulun da sahneleri var. Biz de okulun bir sahnesinde yapmıştık sınavı. Peki, seni tebrik ediyorum bu sınavı kazandığın için öncelikle. Sonra eğitim almaya başladın. Evet. Bu arada orada gerçekten çok değerli hocalar var, çok değerli akademisyenler var. Buradan onlara selam olsun, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bazıları da gerçekten benim çok yakın arkadaşım. Çok emek veriyorlar, çok güzel bir eğitim verebilmek, faydalı bir şeyler öğretebilmek adına. Peki, sonra eğitim almaya başladın orada. İlk girdiğin zaman duyguların, düşüncelerin nasıldı? Seni şaşırtan bir şeyler oldu mu? Ders başlıkları nelerdi? Ders başlıklarından bahsedeyim önce. Dramaturji, ses konuşma, yani diksiyon dersi, ensemble, toplu sahnede olduğumuz bir ders. Tiratlarımızın bakıldığı bir ders vardı. Tabii ki hepsine bir iki hoca girmiyor. Hoca kadromuz da bayağı geniş. İlk duygularım çok güzel bir ortam. Çünkü herkes aynı işle uğraşıyor. Herkes sahnede olmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden daha verimli geçiyor dersler ve daha atılgan, daha bir şeyler yapmak yaptıkça yapmak istiyorsun yani. Ve şeydim hani, ben gerçekten şu an bu eğitimi alıyorum ve çok şanslıyım falan artık o kafaya giriyorsun ve çalışmak istiyorsun. Yani bütün sene çalışmak istiyorsun, durmak istemiyorsun zaten. Tam ideal bir öğrenci konuşması bu. Her hoca senden memnun kalacaktır eminim. Peki büyük bir şevkle o dersler başladı. Birçok hocalardan ders alıyorsunuz. Orada anladığım kadarıyla diksiyon dışında hani beden dili, evet, evet. işte ritim, doğaçlama, evet. sahne. Peki akademik dersleriniz de var mı? Yani tiyatro ile ilgili tarihi gibi, evet, sanat evet. tarihi gibi. Biraz onlardan bahseder misin? Dramaturji dersimiz var. Dramaturji dersinde de ilk sene Antik Yunan'la başlıyoruz dramaturji dersine. Yani tiyatronun ilk nasıl ortaya çıktığı konusuyla başlıyoruz. Sonra Antik Yunan oyunlarına giriş yapıyoruz. Oyun incelemeleri yapıyoruz. O tarihi öğrendikten sonra. Böyle geçiyor sanat dersler. Peki yani anladığım kadarıyla tiyatro tarihini öğreniyorsunuz. Oyunculuğun temelini öğreniyorsunuz. Doğuşunu öğreniyorsunuz. Evet. Yani bir yandan da bol bol pratik yapıyorsunuz. Bu işi iyi bilen hocalarla. Detay bir soru soracağım. Lise 1'deki ders başlıklarıyla lise 2 ya da lise 3'teki dersler değişiyor mu? Farklılık gösteriyor mu? Değişiyor. Ben lise 1'deyken mesela ses ve ritim dersi görmüyordum. Şu an görüyorum. Hareket dersi görmüyordum 9. sınıfta. Şu an görüyorum 3. sınıftayım. Dersler artabiliyor ya da bazı dersler değişebiliyor. Alabileceğimiz her şeyi almamızı istiyorlar yani Pera'dan aslında mezun olana kadar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Tabii ki öyle olması da gerekir bir yandan. Sınıfta kaç kişisiniz? Biz şu an
20, 17-20 kişi falan. Aşağı yukarı evet. 20 kişiye eğitim alıyorsunuz. Evet. Yani normal birçok sınıfa göre de aslında sayı ideal bir seviyede evet, diye evet. düşünüyorum. Mutlaka faydası olmuştur bu derslerin ama özel bir soru da sormak istiyorum. Oyuncu adayları yani öğrenciler bu dersler sonrasında, şimdi sen lise 3 olduğun için daha rahat gözlem yapabilirsin. Sizde ne gibi değişimler oldu? Nasıl faydalar gördünüz? Benim diksiyonumda aşırı bir bozukluk vardı. Şu an bayağı bir yol kat ettim diksiyonda. Aynı şekilde sahne kullanımında da bayağı zorlanıyordum. Oynarken hani böyle put gibi dikilirsin ya sahnede kalırsın. Öyleydim 9. sınıfta. Şu an sahneyi çok rahat kullanabiliyorum. Sesimi daha doğru kullanmayı, bedenimi daha doğru kullanmayı öğrendim. Böyle. Peki saat kaçtan kaça oluyor bu dersler? Yani normal bir lise gibi mi? Normal bir lise gibi değil ders dağılımlarımız. Normal okul saati 8'de 3 arası ama kültür derslerinden daha ağırlıklı olarak sanat dersi görüyoruz. 14 saat falan haftada sanat dersimiz var bizim. Dans, pantomim dersleri haricinde. O dersleri de alıyoruz Pera'dan. Böyle. Yoğun bir program var. Yoğun, çok yoğun. Çok güzel. Peki şimdi senin sosyal hayatında normal lisede okuyan, yani bir devlet lisesi olabilir, özel bir lise olabilir, birçok arkadaşın da var. Evet. Yani onlarla zaman zaman belki eğitim anlayışını konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Dışarıdan bir gözle sormak istesen de, sen içeriden bir göz olarak cevap versen, normal bir liseyle bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin en büyük temel farkları nedir? Birincisi daha neşeli oluyor genelde Güzel Sanatlar. Güzel cevapmış. Evet. Herkes daha enerjik, daha neşeli oluyor. Farkıysa zaten öğrencilerin kafası daha farklı oluyor. Bakış açıları çünkü orada kendimizi geliştiriyoruz ve bir şeye birçok noktadan bakmayı öğretiyorlar aslında bize. Bu konudan bayağı bir fark var aslında. Daha ne olsun zaten birçok liseye göre orada asıl gelecekteki mesleğinizi yapmak için eğitim evet, alıyorsunuz. Evet. Şimdi birçok oyuncu adayı da şunu soruyor. Diyor ki yani ben o liseye gitsem çok faydası olur mu? Ya da gitmesem çok zor bir şey mi? Yani illa gitmek şart mı diye bir soru sorsam. Gitmek şart olmayabilir ama gitmenin avantajının çok büyük olduğunu düşünüyorum ben. Böyle. Ben de sana katılıyorum. Ben de bir eğitmen olarak fikrimi söylemek isterim. Güzel Sanatlar Lisesi arkadaşlar şart değildir ama oyuncu olmak isteyenler için çok büyük bir avantaj. Yani eğer imkanınız varsa, fırsatınız varsa siz de bu özel sınavı kazanabiliyorsanız bu Güzel Sanatlar Lisesi'nden lütfen eğitim alın. Pera da başlıca çok güzel bir örnektir. Tekrar altını çizmek isterim. Peki, normalde okul yaşantısı dışında sosyal hayatın nasıl geçiyor? Yani okulun normal yaşamına etkileri var mı? Bir kere çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz biz okulda. Gösterilere çıkıyoruz. Ayrıyetten okulda provalara kalmak zorundayız. Hocalarımıza sahneler, tiratlar gösterdiğimiz için. Birazcık etkiliyor sosyal hayatımı ama ben keyif aldığım için çok da sıkıntı olmuyor. Zaten arkadaşlarımı falan da çok seviyorum okulda. Hep birlikte oluyoruz. O yüzden çok da kayıp problem değil. Yok. Evet. Peki, bir iki ufak sorum kaldı. Bir tanesi şu. Şimdi orada normal eğitim dışında bir de ekiple birlikte ve evet. hocaların yönetiminde evet. oyun ya da gösteri yani sahneler çalışılıyor değil mi? Evet evet çalışılıyor. Hatta daha dün 22 Mart Dünya Pantomim Günü gösterimiz vardı tiyatro Pera'da. Cuma günü yine 27 Mart için bir gösterimiz olacak. Gösterilerle geçiyor yani Pera'da günlerimiz. Bu arada çok kısa bahsedelim. Yani normalde okul dışında Havin tiyatro Kılçık'ta da birçok alanda devam ediyor ve aynı zamanda doğaçlama olarak tiyatro Karyola ekibindesin değil mi? Evet. Biraz bahseder misin kısaca? Tiyatro Karyola'ya çok tatlı bir girişim oldu zaten. 3-4 senedir de yaklaşık doğaçlama gösterilerine çıkıyoruz sahnede. Kılçık tabii ki evimiz bizim bu konuda. Yine ekip olarak çok tatlıyız. Birbirimizi de çok seviyoruz, çok da iyi anlaşıyoruz. Gösterilerimiz de çok keyifli geçiyor. Provalarımız da aynı şekilde. Varol hocamız da bize yönetmenlik yapıyor. Böyle. Varol, Ömer Varol Martı da benim çok sevdiğim bir öğrencim. O da üniversite mezunu aynı zamanda.
Çok ciddi bu işe emek veren birisi. Buradan ona da selamlar olsun diyorum. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu Güzel Sanatlar Lisesi'yle ilgili. Benim eklemek istediğim bir şey var. Eğer sanatçı olmak istiyorsanız, tiyatro ile ilgilenmek istiyorsanız yapamayacağım diye düşünmeyin hiçbir zaman. Çünkü hiçbir şey imkansız değil. Ben de korkularım tabii ki vardı. Sınava girdim, kazandım, sonra böyle şekillendi ve çok da iyi devam ediyor. O yüzden bence hayallerinizin peşinden her zaman koşun. Bence çok güzel akıl verdin. Çok farklı anlatabilirdik ama çok samimi anlattın. Bu arada özel fikrimi paylaşayım. Bence ciddi ilerleme göstermişsin. Gerçekten. Ben senin çok küçük halini de biliyorum uzun süre önce. Çok daha rahat ifade ediyorsun kendini, çok daha rahat bir diksiyon kullanıyorsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bütün alanlarda ve tabii ki Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki eğitiminde de sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ ol, hoş geldin ve hoş bulduk ve güle güle kısmına geçiyoruz. Peki, evet arkadaşlar, mümkün olduğunca aklımıza gelen ya da sizlerden gelen bütün soruları sormaya çalıştım. En yakın zamanda yine çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere. Hoşça kalın, el sallıyoruz.